Risale-i Nur, Mehdiyet hareketini başlatan eserdir. Yani Süfyan Komitesi Hilafet-i Muhammediye'yi kaldırıp yerine küfrü ikame etti. Desiseyle, hilelerle, münafıklıkla yaptı bunu. Hadis-i şeriflerde bunlar var. Bunun karşısında Muhammed Mehdi isminde Ehl-i Beyt-i Resulullah'a dayanan bir zat mücadele edecek. Onunla mücadele edecek. Aynı aynına bunlar Türkiye'de vaki oldu. 100 senedir bu böyle devam ediyor. Şimdi Mehdiyet hareketi Risale-i Nur'la başladı. Hem Mehdiyet hareketi bir şahıstan ibaret değil, hem Süfyaniyet bir şahıstan ibaret değil. Çünkü bir şahsın ömrü ne Süfyaniyete yeter, ne de Mehdiyete yeter. Onun için ikisi de birer kanuni silsile halinde devam ediyor. 1923'ten itibaren Süfyan Komitesi Cumhuriyet Halk Partisi levhası altında devam ediyor. Yani Halk Partisi Süfyan Komitesi'nin merkezidir. Bunu defaatle söyledik. Halk Partisi ortadan kalkmadıkça vatanın selameti diye bir şey bahse konu olamaz. Çünkü fitnenin merkezidir ora. Doğrudan doğruya Avrupa'dır. Bu vatana ait hiçbir şey yoktur Halk Partisi'nde. Bu vatana karşı sadece hıyanetleri vardır onların. Ve bu hiç değişmemiştir. Halen devam ediyor. Vatan selamete çıktığı gün Halk Partisi kapanmış olmalıdır. Eğer kapanmamışsa daima tehlike bahse konudur. Niye? Süfyan Komitesi'nin merkezidir orası. Yani Süfyaniyet bir silsile olarak devam ediyor, halen devam ediyor. Mehdiyet de bir silsile olarak halen devam ediyor. Mehdiyet Risale-i Nur'la başladı. Risale-i Nur hareketi Mehdiyet hareketidir. Bediüzzaman Hazretleri bu hareketin içinde müçtehittir. Risale-i Nur müceddittir. Ondan sonra hakim devresi var. Ondan sonra Mehdi devresi var. Sonra mürşit, sonra Kutb-ı Azam devresi var. 6. Risale-i Nur'da 6. 5'i şahıs, 1'i eser olmak üzere 6 mühim faaliyet vardır. Hazreti Bediüzzaman müçtehittir. Bu dürüstü Kur'an ya da fetva vasfesiyle tavzif edilmişiz, emrediyor. Kendisi söylüyor. Barla lahikasında biz ameli kısımda içtihad etmiyoruz diyor. Eğer ihtiyaç olsa ben ameli kısımda da içtihad etmeye yetkiliyim, gücüm var diyor. Barla lahikasında yazılı bunlar. Ama ameli meselelerde Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri içtihad etmemiştir. Mevcut hale uymuştur. Hatta kendisi de müştehit mertebesinde olduğu halde ben Şafii'l mezhebim diyor. Şafii'ye tabi olmuştur. Müstakil bir içtihat yapmamıştır. Ama dürüst-ü Kur'aniye'de iman meselelerinde fetva vazifesiyle tavzif edilmiş diyor. Hücumat-ı Sitte'de. Risale-i Nur müceddittir. Herkesin malumatı kendisine, herkesin inancı kendisine, kimsenin inancına müdahale etmiyoruz. Bana bakarsan herkes müceddittir, müştehittir, mehdidir, kutb-ı azamdır, gavstır. Ona bir şey demiyoruz yani. Herkes serbest. Biz kitabi, kendimize ait olan kısmı konuşuyoruz. Risale-i Nur müceddittir. Kıyamete kadar ümmet-i Muhammed'in sıkıştığı yerlerde kendilerine rehberlik edecek bir ilmi hadisedir. Bir itikadi ve ilmi hadisedir. Ondan sonra hakim devresi vardır. Eğer yanılmıyorsak, yanılma payı daima açık. Ama eğer yanılmıyorsam
hakimiyet devresini Başkan Erdoğan yapıyor. Devleti devlet yaptı yani. Devlete itibar kazandırdı. Devleti güçlendirdi. Devlet devletti. Devlet önce devlet değildi. Sanki gecekondu gibi bir yol dahi yapmadılar. 100 sene bir yol dahi yapmadılar. Misafir gibi yani. Birisi değneği çekse hemen kaçacak şeklinde bir mantık. Çünkü hiçbiri yerli değildi. Devletin başındakilerin hiçbiri yerli değildi. Hiç. AK Parti'ye gelene kadar, Erdoğan'a gelene kadar hepsi bilerek veya bilmeyerek Avrupa'nın düdüğünü çaldı. Bilhassa da İngiliz kraliyetinin düdüğünü çaldılar. Bir nevi Avustralya gibi Türkiye'de bir vali ile idare edildi yani. Şimdi Mehdiyet Hareketi 4 devrede hizmetini tamamlıyor. Süfyaniyet 4 devrede hizmetini tamamlıyordur. Mehdiyet 3 devrede hizmetini tamamlıyor. Bunlar Risale-i Nur'da yazılı. Şimdi şu vaziyette bir hakimiyet devresi görünüyor. Dediğim gibi herkesin anlayışı başkadır. Biz böyle anlıyoruz. Herkesin anlayışına da hürmetimiz var. Ama hadisat bizi tasdik etti. 2003'ten beri bu sözü söylüyoruz. Ki o zaman hiçbir emaresi yoktu. Böyle bir muvaffakiyetin hiçbir emaresi yoktu ortada. Buna rağmen bir hakimiyet devresi başladığını o gün neşrettiğim bir tweette söylemişim. Risale-i Nur'dan keramet değil. Şimdi hakimiyet devresi. Bundan sonra Mehdi gelir. Bundan sonra Mehdi gelir. Yanılmıyorsak. Bugüne kadar Allah bizi yanıltmadı. İnşallah bundan sonra da yanıltmaz. Kim olur, nasıl olur? Onu bilmiyoruz. Yalnız bu sarıklı genç meselesinde azimendilerin olduğu kesinleşti. Sarılı genç meselesinde azimendilerin buna mazhar olduğu kesinleşti. Bugün akta Risale-i Nur dairesinde sarığı esas alan ve sarıkla tanınan hiçbir cemaat olmamıştır. Türkiye'de de olmamıştır. Türkiye'de de olmamıştır. Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir şeyi var. Onlar daha yeni yeni sarığı dışarıda sarmaya başladılar. Hep koltuklarının dibine korlardı. Camide çıkarır, sarır, namazını kılar, yine koltuğun dibine korlardı. Yeni yeni Erdoğan'dan sonra başladılar. Sarığıyla iştihar etmiş, mahkemele sarık için mahkeme görmüş, hapse girmiş bir cemaat Türkiye'de ilk defa azimendilerdir. Ve bu da Risale-i Nur menşelidir. Risale-i Nur'da da bu yazılıdır. Kuvve-i Velayet'te ortaya atılacak. Birinci hizmet devresini bu suretle tekmil edecek diyor. Birinci hizmet devresi tekmil edilmiştir. Bundan sonraki devre ne olacak onu bilmiyoruz. Yani sarıklı genç meselesi azimendi ile tahakkuk etmiştir. Hem de Hulusi Bey'in memleketinde. Hem de Hulusi Bey'in memleketinde olmuştur bu.